efendiler, talihli bir nesilsiniz ki İslamiyet çamura batmış bir araba gibiyken kımıldadığı zaman da gençliğinizi idrak ediyorsunuz. Bu bir şanstır. Siz Fatih devrinde gelseydiniz, 6 ay at sırtında düşman üzerine yürümekten, ölüm riskine girmekten ancak kazanabileceğiniz sevabı mektebinizde, mahallenizde, evinizde kazanabilirsiniz. Gayet kolaylıkla. Oturduğun yerde kazanacağını, İslam'ın galebe zamanında gelseydiniz 6 aylık mücadeleyle kazanacağınızdan fazlasını kazanırsınız. Çünkü bu dinin o zaman senin gibi milyonlu adam olsa ihtiyacı yoktu. Bu dini müdafaa eden kafi derecede adam vardı. Bugün yok. Bugün kifayetsiziz telkin müesseselerinde, medyada, gazetede, hitabette, yazarlıkta, çizerlikte, her şeyde. Telkin müesseseleri dün kamilen komünistlerin elindeydi. Bugün komünist, kemalist, mason karışımı ve daha kötüsü Müslüman hüviyetli münafıkların elinde galiben. Bir halis adama mukabil 1000 bozuk adam var. Böyle muhataralı bir zamanda Allah'ın lütfu ihsanıyla siz hakikati gördüğünüze göre seçilmişsiniz. Allah-u Azimişan sizi kendi davasının gerçekleşmesi için kitlelerin içinden ayırmış. Kalbinizi futbol maçıyla ülfet eder hale de getirebilirdi. Allah mukallibel kulüptür. Hakaik-i Muhammediye ile mehluf bir kalbi ihsan etmiş size. Onu takviye etmek şartıyla beyninizi ve kalbinizi İslam'ı müdafaa edecek dirayetle teçhiz ettikten sonra İslam'ın muhtaç olduğu cihat, yani insanları irşat, yani doğruların tellalı olmak, tellalı bıkmadan, usanmadan, hakikatin tellalı olmak ve millet efradı içindeki düzgün adamları çoğaltmak suretiyle milletimizin gelecek kaderinin İslam'a ram olmasını gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir zamanda hizmet ne kadar değerliyse ihmal de o kadar vebali muciptir. İhmalkar davranmaktan korkun. Çünkü insanlar sade yaptıklarından değil, muktedir olup da yapmadıkları iyilikten de hesap verecekler. Bunu bu kürsüden çok tekrarlıyorum. Neden? Yarısı dolu bardak demekle yarısı boş bardak demek aynı şeydir. Sade zihniyet farkıdır. İyimser yarısı dolu der, kötümser yarısı boş der. Ma vakada ikisi de aynıdır. Allahu Azimüşşan la yükellifullahe nefsen illa vüs'aha. Ben hiçbir kuluma takatinden fazla yük yüklemem buyuruyor. Aynen yarısı dolu yarısı boş gibi takati kadar yüklerim demektir. Senin takatin aklındır, ilmindir, sağlığındır, ömründür. Bunları ölçemezsin, biçemezsin. Ne kadar bir borç altında kaldığını bilemezsin. Bazı mükellefiyetler için Cenab-ı Rabbil Alemin hem nispet hem nisap bildirmiştir. Namaz böyledir, oruç böyledir, zekat böyledir. Lakin ve cahidû fî sebîlillâhi ve envâlikum ve enfusikum. Allah'ın dini galip gelsin diye mallarınızla ve nefislerinizle mücadele edin. Bu emre bakarak acaba bunun ne kadar olması lazım geldiğini, ne yaparsam bu emri ifa ettiğimden mutmain olabilirim diye ne hadislerde ne Kur'an'da hiçbir kaide bulamazsınız. İşte kaide la yükellifullah nefsen illa bi sa'dır.
takatinle hudutlusun. Takatin de ölçemediğine göre canhıraş, risk alarak, başı belaya girmeyi göze alarak İslam'ın galebesi için çalışacaksın. Takatin buraya kadarmış ya Rabbi. Bir hamala sırtına bir çuval koy, taşıyor. Bir daha koy, bir daha koy, çöktü. Aa. O zaman demek ki takati bu kadarmış. Bir tanesini al geriye. Senin de takatini böyle ölçüp biçmek mümkün değildir. Onun için asla gerekeni yaptım diye mutmain olmaksızın Allah'ın dini galip gelsin diye çalışın. Lakin bu ilimsiz olmaz. İlimsiz cesaret kör dövüşüdür. Onun için dininizi sağlam kaynaklardan doğru öğrenin. Neyi müdafaa edeceğinizi hakkıyla bilmek için bu şarttır. Tarihinizi doğru öğrenin. Dini hakikatleri tarihi gerçeklerle teyit edebilmek için buna ihtiyacınız var. Edebiyatınızı, dilinizi güzel öğrenin. Müdafaayı güzel ve füsunkar, sihirleyici bir üslupla söyleyebilmek için de buna ihtiyaç var. Din, tarih ve edebiyat. Mühendis olsan da bu üçünde söz sahibi ol. Kimyager olsan da ol, elektronikçi olsan da ol. Ben bir Müslüman münevveriyim diyorsan, sağdan sola yazmadan başlayarak bu üç ilimde cumhuriyet ölçüsüyle değil, cumhuriyet TC çorap markasından farksız basitlik ifade ediyor. İmparatorluk ölçüsünde söz sahibi ol. Allah cümlenize bu liyakati ihsan eylesin. Amin. Bu liyakatle İslam'ın galebesinde hepinizi hissemend eylesin. Amin. Bu hissemend oluşunuza ait hasenatınızı zayi etmeden ahirette taşımayı nasip mukadder eylesin. Amin. Hizmetlerinizin bereketine neslinizi kıyamete kadar iman üzere ipka etsin. Amin. Neslinizden kafir, zındık, münafık getirmesin. Amin. Ecdadınıza rahmet etsin. Amin. Allah sizi cennetiyle ve cemaliyle ikramda bulunarak taltif eylesin. Amin. Amin. Selamun aleyküm. La ilahe illallah.